Ve şimdi sıcak noktaya çatışmaların sürdüğü Dağlık Karabağ'a gidelim. Ermeni ordusu Terter'e düzenlediği saldırıda mezarlık ziyareti yapan sivilleri vurdu. O hain bombardımanda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi de sürüyor bu arada, onu da söyleyelim. Bugün düzenlenen operasyonlarda 6 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise bugün bir kez daha operasyon Ermenistan Dağlık Karabağ'dan tamamen çekilene kadar sürecek dedi ve Türkiye ile işbirliğinin artacağını söyledi. France 24 kanalına verdiği röportaj gelecek şimdi ekrana. Aliyev'e şu soruldu. Kaç Türk drone'unuz var sorusu yöneltildi. Bakın ne cevap verdi, kısaca dinleyelim. How many Turkish drones are you deploying? We have enough in order to achieve our targets. I think that you can understand me that this is information which I prefer not to disclose. Duydunuz, yeterince var dedi. Gerçekten de çok net ve yeterince bir cevap aslına bakarsanız bu soruya karşılık. Bugünkü gelişmeler bunlar ama bir de işin perde arkası var. Şimdi o perdeyi aralayan, daha doğrusu o perdenin arkasındaki, ki buraya tuzak yazmamızın nedenini anlatıyorum. Tuzağı gösteren bir teori var sırada. Tuzağı anlamak için çatışmaların başladığı tarihe dönelim. Ermenistan ordusu Azerbaycan'a saldırarak Karabağ işgalinden sonraki en büyük çatışmanın fitilini ateşlemişti. Şimdi uzmanlar, analistler, gözlemciler bu saldırının Rusya'nın teşviği veya izniyle gerçekleştiği yorumunu yapmıştı. Fakat Moskova hiç de öyle beklendiği kadar destek çıkmadı Ermenistan'a. Siz de izliyorsunuz. İşte tam da bu noktada bu soru akla geliyor. Rusya Ermenistan'a neden arka çıkmadı? Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın çok ilgi çekici bir cevabı var bu soruya. Birileri Moskova-Ankara hattında, yani Türkiye ile Rusya'yı yeni bir gerginliğin ortasına atmak istiyor. Yeni bir gerginlik çıkarmanın peşinde ve Ermenistan bunun için kışkırtıldı diyor. Tabii soru şu, kim kışkırttı? Azerbaycan üzerine oynamış olduğu oyunun Türkiye üzerine oynanmakta olduğu demek. Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek uluslararası bir entrika. Uluslararası güçler Ermenistan'ı maşa olarak kullanıyor. Amaçsa Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek. Yani bizim Ermenistan'la Azerbaycan'ın yaşamış olduğu kriz ne zaman patlak verdi? Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Libya'da başta Fransa olmak üzere bir takım küresel ve bölgesel ülkelerle bir mücadeleye giriştiği zaman patlak verdi. Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırıları Rusya'nın desteğiyle gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Bu saldırıların zamanlaması ise manidardı. Öncesinde ne vardı? 10 Haziran'da Yunanistan'da yapay bir kriz yaşadık. Yani Spetsnaz fırkateyniyle Türkiye'den giden bir geminin önünü kesmeye çalıştılar. Türkiye onları kovaladı, Türk fırkateynleri. Hemen ertesi gün Libya açıklarında bir Fransız fırkateyniyle benzer sorun yaşadık ve bunu NATO'ya kadar taşıdılar. Şimdi ondan sonra bir anda bizim bir Yunanistan problemimiz oldu. Saldırıları püskürten Azerbaycan ordusu hem Ermenistan ordusuna büyük zayiat verdirdi hem de cephede büyük bir alan kazandı. Rusya ise beklenenin aksine çatışmalara müdahale etmedi. Ermenistan'ı sahaya sürenlerin asıl hedefi de işte o zaman ortaya çıktı. En son tekrar Ermenistan saldırdığında, yani 4 tane rayona bağlı 6 tane köyü vurduğundan hemen sonra ilk gerçekleştirmiş olduğu füze akınını, yani BM-30 Smerch roketleriyle, ki Smerch roketleri 90 kilometre menzilli ve 300 milimetre çapında son derece kudretli mermiler. Şimdi bu füzelerle nereye saldırdı Ermenistan? Gence Havalimanı'na saldırdığını kendisi söyledi. Peki Ermeni ordusu neden Gence Havalimanı'na saldırdı? Türk F-16'ları Gence Havalimanı'ndaydı. Şimdi Ermenistan Gence Havalimanı'nda Türk F-16'ların olduğunu bilmiyor mu? Çok iyi biliyor. Ve açıklıyor, diyor ki ben Gence Havalimanı'na saldırdım. Hava üssüne saldırdım. Peki bu ne demek? Azerbaycan üzerine oynamış olduğu oyunun aslında Türkiye üzerine oynanmakta olduğu demek. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'a göre bu oyunda asıl hedef Türkiye'ydi. İki tane Türk F-16'sını vurdu. Ola ki. Türkiye ne yapacaktı? Müdahale edecekti Ermenistan'a. O zaman kolektif güvenlik anlaşması
devreye girecek ve Türkiye ile Rusya karşı karşıya kalacaktı. Bunu denedi. Bu son derece önemli bir komplo. En önemli soruysa bu komplonun arkasında kimin ya da kimlerin olduğu. Türkiye ile Rusya arasını kim açmak ister? Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin gelişmesinin hoşlanmayan herkes bu işi yapmak ister.